Ne yapacağımız, oralardaki agresifliğimiz oluşmadığı için savunmada da sorunlar yaşıyoruz. Çok kısa sürede fark açıldı. Lorenzo Brown birebiri. Gabriel Deck tamamladı orada neyse ki. Yani 3 basket attık, birini kendi potasına attı. Brown aldı. Brown 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Brown'ın nefes mouse. Kylan Quinn bitirdi. İlk çeyreğin sonunda nihayet güzel bir hücum. O da açık alanda geldi. Son saniyede Kylan Quinn'in smacı. 23-11. Umarız bu ikinci çeyrek için bazı şey... Bu periyotta bu 6 dakikayı en iyi şekilde değerlendirip istim üstüne gelmemiz lazım. Jarrell Eddie. 3 sayılık isabet Jarrell Eddie'den. Sayı buldu. Jarrell Eddie. 3 sayılık isabet Jarrell Eddie'den. O Brown'dan beklediğimiz skor oyun. Aruba eşleşmesinde dış atış olarak, opsiyonel olarak var olabilir. Basket foul. Basket bir de foul. O atışların kredisi fazla. O da tecrübeli bir oyuncu. Anında kullandı. Lorenzo Brown. Rudy Fernandez karşısında Lorenzo Brown. Potaya gitti, bitirdi Lorenzo Brown. Fazla Real Madrid'in. Lorenzo Brown smaça gitti. Faul düdüğü geldi. Elinden kaymış son anda. İnanılmaz bir basket geliyordu Lorenzo Brown'dan. Abalde. Jeff Taylor. Atış karşısı rebound mücadelesi. Top bizde. Lorenzo Brown çok istekli şu anda. Brown. Yani Euroleague gerçeğini düşünürsen 14 sayılık bir fark öyle aman aman bir fark değil. Hemen geri dönebilir. Lorenzo Brown çember. Real Madrid. Nando De Colo. Dribbling üstü atışı kaçırdı De Colo. Rebound Jarrell Eddie. De Colo'yu buldu. Süre doluyor. Nando De Colo. Şimdi dışarıda Marko Guduric. Guduric şut yarattı kendisine. Marko Guduric. 3 sayılık isabet Marko Guduric'den. 3. Ahmet'i. Nando De Colo. 3 sayılık isabet Nando De Colo. 3 sayılık basket geldi Nando De Colo. Farkı 8 sayıya indiriyoruz. Hemen mola geldi Pablo Lasso'dan. Nicola Provitola. Kaptık. Nando De Colo topu çaldı şimdi hızlı hücum fırsatı. Nando De Colo etrafına baktı şöyle. Trafikte gitti Nando De Colo. Direkt açılış basketini bulamadık. Ve Lorenzo Brown yanlış seçmeye devam ediyor. Gabriel Deck'ten de ışık geldi. Real Madrid'in bench. Nando De Colo atışı kaçırdı ama Kylo Quinn hücum reboundu. Basket geldi. İnşallah bir şey yoktur De Colo'nun. Şu anda en son ihtiyacımız olan şey. Barcelona maçın sonunda da biliyorsun evet. Diz dize çarpışmıştı. Kenara gelmişti. Bugün belli olacaktı oynayıp oynamayacağı. 2 gündür idmana çıktı koç. Durumu iyi. Daha fazla riske etmeyecek. Nando De Colo, Jan Veseli'nin playoff'ta dönüp dönmeyeceği konusunda henüz net bir durum yok. Bu yüzden De Colo'ya çok ihtiyacı olacak Fener.